Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an hava belki 50 derece sıcaklığı, dışarıda yürüyorum. Eve giderken aklıma bir anım geldi. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an halime baktım da kanter içerisindeyim de olsun, önemli olan biri gidiyoruz arkadaşlar. YKS süreciniz bitti. Tercih dönemindesiniz. Gebze Tekniği düşünenler için bir anımı size anlatmak istiyorum. Yolda yürürken aklıma gelmişti. Şimdi arkadaşlar, Gebze Tekniği kazandım, tamam mı? İşte 621 sıralama yaptım, Gebze Tekniği kazandım bilgisayar mühendisliğine. Yurt işlemlerini falan hallettim böyle, okula gittim. İlk kapıdan girdim, şunu sordum, bilgisayar mühendisi nerede? İşte bana tarif ettiler, gittim evraklarımı verdim. Tam böyle fakültenin, bilgisayar mühendisliği fakültesinin kapısından çıktım. Böyle bir araçla çok yatırıyorum, itiş kıkış öğrenciler dolmuş. Onlara dedim ki, arkadaşlar çıkış nerede? İşte ben istiyorsan sizi bırakayım falan dediler. Araca bindim. Böyle yine ilk bitişte bindik. Sonra beraber oturdum. Kişi bana şey dedi. Nereye gidiyorsun? Dedim işte Ümraniye'de oturuyorum diye. İstiyorsan dedi beraber gidelim. Ben de orada oturuyorum dedi. Metrobüsü atladık. Gidiyoruz. Yarım saatlik yolculuk sırasında çocuk bana şunu söyledi. Bak dedi. Ben seni dedi yeni tanıyorum. Sana şu hayatta yapabileceğim... Sana şu hayatta yapabileceğim en büyük iyilik dedi. Bak ben dedi 2 yıldır bu okuldayım. Sakarya Üniversitesi'ne şu an yatay geçişim onaylandı. Onun için geldim dedi evrakları teslim etmeye. Şu an dedi Sakarya Üniversitesi'nin son birkaç günü kaldı yatay geçiş işlemleri için. Merkezi puanla geçiş yapabiliyorsun. O da şu, Sakarya Üniversitesi'nin puanı bizim Gebze Teknik'ten daha düşük olduğu için bizler YKS puanıyla ve DGS puanıyla Sakarya Üniversitesi'ne başvuru yapıp yeter geçiş yapabiliyoruz. Ya şimdi şöyle düşünün. Öncelikle çocuk benden söyledi ki bak bu okul çok zor. Bu okulda bilgisayar mühendisliği okuyan hepsinin psikolojisi bozuk. Çok çalışsan bile geçemiyorsun. Giden senin yılların olur. Bak sana bir tavsiye. Yolun başındayken birkaç gün sonra Sakarya Üniversitesi bitiyor. Hemen git oraya başvuruya. Benim sözüm yine çok şanslı olursun. Hatta bir iki yıl sonra gelirsin bana teşekkür edersin, elimi öpersin falan dedi. Ya şimdi siz de şöyle hak verin ki sonuçta ilk gitmişsiniz, yani okulda tanımadığınız bir öğrenci bunu diyor. Daha okulu bilmiyorsunuz. Hayal kurarak işte herkesin böyle yok işte şu kadar iyi profesörler var dediği bir okula gitmişsiniz. Yani sonuçta bir çocuğun sözünü dinleyerek şey yapamam ki, yeter geç yapamam ki. Keza o bir çocuğun sözünde tüm okulun bile bana bunu dese sonuçta kendim görmem lazımdı. Arkadaşlar, 3 yıl boyunca ben okulda mücadele ettim. Birinci dönem Python'ı geçtim. Tüm aldığım dersleri birinci dönem geçtim. İkinci dönem ortalık karıştı zaten. C dersini alıyoruz, her şey çok güzel gidiyor. Birinci ödev yapıyor muyuz? İkinci ödev yapıyor muyuz? Üçüncü ödev yapıyor muyuz? Ödev sistemini de anlatayım. Gebze Teknik'te ve okuyacağınız diğer bilgisayar mühendisliğinde arkadaşlar her hafta size ödev verirler. Kodlama ödevleri. Dördüncü ödevde ben ödevi anlamadım. Yani ödevi anlasam ödevi yapacağım. Ödevi anlamıyorum. Ona soruyorum, buna soruyorum. Deadline gelmiş. Deadline dediğimiz olay da şey. İşte o ödevi teslim etme süren. Neyse. Yok anlamıyorum. Beşinci ödev geldi. Dördüncü ödevden iki kat daha zor. Yapamadım. Altıncı ödev geldi. Biliyorum şu an içinizden şey diyorsunuzdur. Ya bu çocuk işte şey. Çok affedersiniz aptal olduğu için yapamıyor diyenler de var. Öyle değil arkadaşlar. Ben... Dershaneye gitmiştim. Hocamız bize demişti ki Uğur Gebze Tekniği yazma. Çünkü Gebze Tekniği kazanan öğrenciler beni arıyor. Çok zor olduğunu söylüyor. Ben de içimden onlar için demiştim. Kafaları basmıyor demiştim de öyle değilmiş. 6. ödev geldi. 5. ödevden 2 katı zor. 7. ödev geliyor. 7. ödev de bir önceki ödevden daha zor. O şekilde ödevleri yapamadım. Ve günlerce çalıştım. Yani okulun dönemi başından beri çalıştığım C dersinden arkadaşlar %'inden ben 30 aldım ve maalesef kaldım ve artık böyle yavaş yavaş şey tedirginliği gelmeye başladı. O çocuğun dediği doğru muydu? Neyse, sonra kalktım gittim tüm şeylere sordum, oradaki öğrencilere, ikinci sınıflara. Ya dedim ki bu C'yi ben dedim işte nasıl vereceğim, şudur budur. Bana şey dediler, C hiçbir şey dediler. Yani daha C'nin üzerine C şey var, C++ var. Onları görsen onlar daha zor ve C'yi gördükten sonra dediler C'nin üzerine sistem dersleri var. Sistem dersinde de hoca demiş ki benim dersimi geçene demiş öğrenciyken bile
ben iş bulacağım demiş. Ve o dersi 200 kişiden 3 kişi geçmiş. Bu dediğim cümleyi araştırmak isteyenler Gebze Teknik Okyanları'na sorabilir. 200 kişiden 3 kişi geçiyor. Ya bunları da duyunca benim geçemediğim C dersine istinaden işte C daha hiçbir şey dediklerinden sonra ben böyle biraz korkmaya başladım. Sonra 3. dönem C'yi tekrar aldım. Aynı muhabbet. İlk 3-4 ödevi yapıyorsun. 4. ödevden sonra aşırı zorlaştırıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra C'nin laboratuvarı. Ondan da geçemedim. Python'ı hem de Python'ın laboratuvar dersinden geçmiştim. Ama C'yi ben bir türlü geçemiyorum. Yemin ediyorum ben C'yi tam arkadaşlar 5 kez aldım. 5 kez aldım ve o C'yi bir türlü geçemedim. Şimdi beni izleyenler diyorlar ya bende bir problem var. Ya da şey işte ders çalışmamışsınızdır. Ya bende şöyle problem var. Ben herkesin bilgisayar mühendisi olabileceğine inanmıyorum. Bilgisayar mühendisi öyle bir bölüm ki çalışsanız bile o kodları yapamayabiliyorsunuz. O projeleri yapamayabiliyorsunuz. Bilgisayar mühendisi öyle bir bölüm. Gebze'de zaten normal üniversitenin 2-3 katı kadar zor. Neyse ben C'yi 5 kere daha aldım. 3. senemde artık dedim Uğur bu iş olmayacak. Yani düşün o çocuğun sözünü dinleseydim ben 3 yıl hebam olmayacaktı. Yani 3 yılda ben C'yi geçemedim. Çok uzattım farkındayım. Buradaki uzatma amacım da o çocuğun beni ikna etmiş olması gibi ben de sizi ikna etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Neyse Sakarya Üniversitesi'ne başvuru yaptım. Direkt alındım. Bilgisayar mühendisliği alanında 15 kişi yatay geç başvurusu yapmış. Öğrencilerin ismi yazıyor. Yanlarında da geldiği okul yazıyor. 15'i de arkadaşlar Gebze Teknik Üniversitesi yazıyordu. Ben Sakarya Üniversitesi'ne bir gittim. Size yemin billah ediyorum. Yarısı Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi bak. Yemin billah ediyorum. Yani bildiğin şey yani ha kendimi okulunda hissettim yani. Gebze Teknik'in tüm bilgisayar mühendisliğinden psikolojisi bozulanlar hepsi şeye gitmiş. Sakarya Üniversitesi'ne gitmiş. Neyse ya bir kat yukarı çıkıyorum. Eski arkadaşlarım aşağı iniyorum kafede Gebze Teknik'in öğrencileri. Yolda yürüyorum Gebze Teknik'in öğrencileri. Zaten bilgisayar mühendisliği fakültesine girdiği andan itibaren Gebze Teknik'in havası başlıyor. Hatta şey demişlerdi. Sakarya Üniversitesi için Gebze Teknik'in ne oluyor ya bu Suriyeliler Türkiye'ye gelince diyor onlara bir kelime söylüyorlardı. Sığınmam öyle bir şey ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir şey de anlatayım ama ha şu da var. Eğer Gebze Teknik'ten dersleriniz iyi geçerse ve gerçekten iyi notlar alıp mezuna bile kalmadan öğrenciyken arkadaşlar iş bulabiliyorsunuz ve ciddi paralarla öğrenciyken bile bilgisayar mühendisi işe başlayabiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir yazılım şirketine gittiğiniz zaman ben Gebze Teknik öğrencisiyim dediğiniz anda işler değişiyor. Yani sizi havada kapmaya çalışıyorlar. Kocaeli'nde bir tane şirkete gittim. Dedim ben Gebze Teknik öğrencisiyim. Adam şöyle hemen bir aa falan yaptı böyle. Yani itibar mevzusu. Ha demek istediğim ne? Benim gözümde %5'tir. Gebze Teknik'e gidip de oradaki tüm dersleri geçip başarılı olma ihtimaliniz. Dediğim gibi benim gözümde %5'tir. Ha bu %5'lik dilime de girerseniz ne olacak? Hayatınız değişir, hayatınız kurtulur. Ama yok hocam ben o riski almayayım diyorsanız bence en güzelini yaparsınız. Çünkü bu çok büyük risk. Yani Gebze Teknik'e gidip bilgisayar mühendisliğine başarılı olmak gerçekten hani çok düşük bir ihtimal. Hani ondan dolayı bu videoyu izliyorsanız Gebze Teknik Bilgisayar Mühendisliği'ne puanınız yetse daha yazmayın. Gidin Kocaeli'ne. Kocaeli Bilgisayar Mühendisi öğrencilerin çoğuyla görüşmüşümdür. Hepsi şunu söyler. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Gebze Teknik Bilgisayar Mühendisliği, Kocaeli Bilgisayar Mühendisliği sizlerin dersleri geçebileceği şekilde zorluktadır. Ve bu üniversitelerin öğretmenleri, bilgisayar mühendisliği öğretmenleri hani çok kasmıyor. Yani öğrenci odaklı, öğrenci geçirme odaklı öğretmenleri var demişlerdi. Ya ben Sakarya'ya gittim. Oradaki öğrencileri dinledim. Hepsi şey diyor ya. Hani Sakarya Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği kaliteli. Tabii Gebze Teknik kadar zorlamadığı için gerekli olgunluğa erişemiyorsunuz. Ama bir şeyler tabii ki de öğreniyorsunuz. Yani benim bugün Kocaeli Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği mezunu bir arkadaşım vardı. Memur maaşı 4500 iken kız 6500 alıyordu. Yani bizzat
koca üniversiteden mezun oldu. Ay ben bir iş buldum. Hani buna kalitesiz diyemeyiz. Bundan dolayı da Kocaeli ve Sakarya yazabilirsiniz. Sormak istedikleriniz, sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. Benim arkadaşlar, çevrem bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden oluşur. Bilgisayar mühendisliğinden, mezunlarından oluşur. Sizleri onlarla tanıştırırım. Her türlü desteğimi veririm. Onun dışında eğer sizler de eğer bu yıl mezuna kalıp bilgisayar mühendisliğini kazanmak istiyorsanız, arkadaşlar sınav gününe kadar tüm YKS programınızı ben, TYT programınızı benim hazırlamamı istiyorsanız benden koştuk alabilirsiniz. Bu arada çok yorgun olduğum için dün de uyumadım. Enerjim çok düşük. Bunu yansıttıysam affolsun. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bir de sizden ricam, videonun buraya kadar gelmişsen, faydalı olduğunu düşünüyorsan, senden ufak bir ricam var. Videoyu beğenerek bana katkıda bulunabilirsin. Onun dışında böyle bir anımı anlattım. Buradaki amacım sizlere destek çıkabilmek. Sizler eğer Gebze Teknik kazandıktan sonra olur da merkezi sistemle yatay geçişle Sakarya Üniversitesi'ne geçmek istersiniz veya Kocaeli Üniversitesi'ne geçmek istersiniz, ben zaten geçiş yapmıştım, bilgim var, size yardımcı olurum. Biraz da şeyden bahsedeyim, videoyu kapatayım. Merkezi yatay sistem nasıl oluyor geçiş? Arkadaşlar, aynı anda Türkiye'deki tüm üniversitelere başvuru yapabiliyorsunuz. Bazı üniversiteler diyor ki ben birinci dönem alırım, bazıları diyor ikinci dönem alırım, bazıları diyor ki ben hem birinci dönem her ikinci dönem bana yeter geç başvurusu yapabilirsiniz. Ben hem Sakarya Üniversitesi hem Kocaeli Üniversitesi'nin yeter geç başvurusu yaptım. İkisi de geldi, ikisi de çıktı. Canınız hangisini istiyorsa gidip ona başvurun. Ben Kocaeli'ne gitmedim diye yedekteki sıradakiler benim yerimi kapmıştır yani diye umut ediyorum. Ondan sonra Sakarya Üniversitesi'ne merkezden bir geçiş yaptım. Bir de Gebze Teknik'ten geldiğiniz için şansınız daha yüksek. Çünkü Gebze Teknik'in puanları Sakarya'ya göre çok yüksek. Ondan da öyle bir avantajınız var. Yüksek ihtimal Sakarya ve Kocaeli gelir. Onun dışında Sakarya Üniversitesi'ne gittim. Arkadaşlar bana kızmayın ama ben de şey oldu ya. Dedim ki, ha hırs oldu ya. Dedim ben o Gebze Teknik'i nasıl bitiremedim. İşte oranın havasını düşündüm. İşte oradan mezun olduktan sonra geleceğimi düşündüm. Böyle bir an gaza geldim. Dersteydim. C dersindeydim. Aşağı indim, bir sigara içtim, iyi düşündüm. Dedim ki ben geri döneceğim. Çünkü bana şunu demişlerdi, merkezi sistemle geçiş yaptığınız zaman tekrardan eski üniversiteye geri dönemiyorsunuz. Hemen öğrenci işlenecek telefonu bende vardı. Akşam 7'de aradım çünkü ben ikinci öğretime giriyordum. Oradaki çocuk bana şey dedi, hani eğer geri gelirsen seni kabul ederiz. Hemen eşyalarımı topladım, sabah Gebze Teknik'e gittim. Tekrar oraya başvurumu yaptım. Dedim ben Sakarya'yı beğenmedim. Tekrar beni şey aldılar, Gebze Teknik'e geri aldılar. Ama Sakarya Üniversitesi'ne tabii o sabah gidip tüm kaydımı silmiştim. Böyle bir şey yapmıştım. Tekrardan eski üniversiteme Gebze Teknik'e devam ettim. Ama arkadaşlar benim başka bir işim vardı. Aynı zamanda ben YouTube videoları da çekiyordum. Bu iki işimden dolayı Gebze Teknik'e bir de zor olmasından dolayı ikinci sefer uğraşmamdan baktım olmuyor. Dedim bitirsem bile 3-5 yılda bitireceğim. 5 yıl sonra hani bir ton zaman geçecek. Onun yerine şimdi iki işimi yaparım dedim. Öyle ayrıldım. Tabii kendimi kandırmayayım. Zorluğu da vardı ve ben sizlere şunu söylüyorum. Çok affedersin, ben gerizekalı bir insan değilim. Ama bana 20 yıl dahi verseniz ben Gebze Teknik'i bitiremezdim.